Kaldığımız yerde yola devam ediyoruz efendim. Bak bir gün önce buradaydık arkadaşım. Şokur şokur yağmur yağıyordu. Zorla böyle bunlar ıslanmasın diye. Yemin ediyorum bugün denize girenler var ya. Ya bugün 23 Kasım arkadaş ya. 23 Kasım öğleden sonra ve denize girenler var. Biz bir gün orada burada şakır şakır yağmur yağıyordu. Madem çok sevdiniz burada dersi, dedim ki devam edelim. Yalan yok, benim de çok hoşuma gitti. Şimdi kaldığımız yerden yola devam dedik. O zaman ne diyoruz seninle birlikte? Eşkenar üçgen diyoruz. O halde gönder. Gelsin. Evet, eşkenar üçgende neredeyiz? Eşkenar üçgende artık kenar uzunluğu sorularındayız. Eşkenar üçgenin özelliklerini öğreneceğiz. Kenar uzunluğu soruları nasıl çözülüyor bunlara bakacağız. Bir adım, iki adım, kaç adım var? Şöyle bir sayalım seninle birlikte. Üç adım, dört adım. Tıpkı ikizkenarda yaptığımız gibi dört adımda eşkenar üçgende uzunluğu da beraber halledeceğiz. Peki eşkenar üçgenle ilgili benim neleri bilmem lazım? Aslında ben sana bunu açılarda anlattım. Eşkenar üçgen ne demekti? Bütün kenarları, bütün açıları birbirine eşitti. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir ve her biri kaç derecedir? 60 derecedir. Peki sadece kenar uzunlukları mı birbirine, pardon, ölçüleri birbirine eşit, açıları mı birbirine eşit? Hayır, kenar uzunlukları da yine eşkenar üçgende eşittir. Ve geldim önemli bir maddeye daha güzel arkadaşım. Eşkenar üçgende tüm yükseklik, açıortay, kenarortay doğrularının uzunlukları da birbirine eşittir ve hepsi aynı doğrudur. Ne demek bu? Yükseklik, açıortay, kenarortay. Şimdi gel iyice yaklaşalım şuraya. Karşımızda bir tane ne var? Eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgende ben neyi çizmişim? Yüksekliği çizmişim. İşte çizdiğim bu yükseklik aynı zamanda bu kenara atılan bir kenarortaydır. Yetmez. Aynı zamanda bir nedir? Açıortaydır. Aa hocam, bu ikizkenar üçgendekinin aynı özelliği. Ama bu ikizkenar üçgende sadece tabana atılan için geçerliydi. Eşkenar üçgende nereden atarsan at hepsi kenarortay, hepsi açıortay. Hatta açıortay dediğime bakma, her biri 30 derece. Hatta şuradakine de ben işte K dersem, BK uzunluğu, bütün yükseklikler, bütün açıortaylar hepsinin birbirine uzunlukları da eşittir. Eşkenar üçgenin en güzel yanı bu. Adı üstünde eşkenar, her biri, her şeyi içeride eş. İçeride eşleştiriyoruz. Peki hocam, bu kadar kısımla ilgili bana biraz örnek ver de soru çözelim diyorsun, bakalım. Karşımızda bir üçgen var. Eşkenar üçgen olduğu nereden anladım? Şurada zaten bütün eşitlikler gösteriyor. Y'yi istiyorum. Önce şuradan yararlanacağım. Bak 2x eksi 2 x artı 2 eşit mi? X buradan 4 mü? X'i buldum. Aynı şekilde y artı 1 x artı 2 eşit mi? Y artı 1 eşittir 4 artı 2'den 6'ya. 1'i de karşıya eksi olarak atarım. Y'nin cevabı kaç gelir hocam? Y taslamam 5 gelir. Bitti. Gönder gelsin hocam sıradaki. Ya kenarlar eşit de açılar eşit olmaz mı? Açılar da birbirine eşit. Mesela burası kaç derece? 60 derece. Burası kaç derece? 60 derece. Burası kaç derece? 60 derece. X artı 10'un cevabı 60 ise x ne oldu? 50. Y eksi 20'nin cevabı 60 ise y ne oldu? 80. Z artı 30'un cevabı 60 ise z ne oldu hocam? O da 30 oldu. Peki biz bunlarda x ile y'yi topluyoruz. Z'yi düşüyoruz, çıkartıyoruz. 130'dan 30 çıktı. 100 derece kaldı. Demek ki cevabım kaçmış? 100'müş. Bu kadar ya. Peki bir tık daha zorlaştır hocam. İki tane eşkenar üçgeni yan yana koyduk ve şurayı doğrusal verdik. BD'de 15 santim. Şimdi BD'de neresi? Şuradan şurası 15 birim. Biz ikisinin çevreleri toplamını istiyoruz. Burada ne yapacağız? Bilmediğimiz o kenar uzunluklarına bir değer vereceğiz. Mesela hocam şu Allah yalnız öyle sivrisinekler ısırıyor ki. Burası X. Burası Y olsun. Bunlar eşkenar üçgen. Burası da X. Burası da X. Burası da Y. Burası da Y olmaz mı? Sen çevre istiyorsun ABC. 3X olur mu? CE'de 3Y olur mu? Olur hocam. Bir eşittir daha aşağıya koydum. Hocam sen bana X artı Y'yi 15 verdin. 3 parantezinde aslında burası X artı Y. 3 çarpı 15'ten cevap 45 olmaz mı? Ya bana bu sorularla gelme hocam diyorsun. Ben geliyorum. Ne yapıyorum? Birinci adımı bitirdim. İkinci adıma geçeceğim ama ne demiştik? Biz adım adım soruları çözeceğiz. Eşkenar üçgende. Şimdi geldik birinci adımdaki soruları seninle birlikte çözmeye. Eşkenar üçgen var, diklik var, 2 var, 3 var. Ne yapacağız hocam? Ya eşkenar üçgenin en önemli özelliği neydi? Herhangi bir tane buradan doğru attıysam eğer, her bir açının kaç derece olduğunu biliyordum, 60. Bu birinci adım değil mi? Doğru ha. Burası da 60 derece hocam, burası da 60 derece. Peki ben başka ne yapabilirim hocam? Şu üçgenin içerisine bakıyorum. Şurası 30. 30'un karşısı 3 ise, hatırla. Hatırlamazsan diye şimdiden yazayım ama bir daha yazmayayım artık. Sen biliyorsun çünkü. 60 var, 30 var. Yazıyorum. Şurası 1 ise, burası kök 3 ise, hocam burası ne olacaktı? 2 olmak zorundaydı.
30'un karşısı eğer 3 ise 90'ın karşısı kaç olmak zorunda? 2 katı 6 olmak zorunda. Soru bitti. Neden? Burası 8 birim hocam. Burası da 8 birim. X artı 3'e 8 dersem X'e kaç derim hocam? Bursa'nın seçeneği olan B seçeneği 5 derim hocam. Gel açı sorduk. Soruya bak soruya. Kekliğine bak sorunun bak. Hocam eşkenar üçgen alfa açısını istiyoruz. Bir kere şuraya girdim. Bura kaç derece? 180'den çıkardım 75 derece. Burası eşkenar üçgen. Burası kaç derece? 60 derece. Alfa artı 60 artı 75 kaç derece olacak? 180 derece olacak. Peki şu arkadaşları topladım ne yaptı? 135. Attım karşıya alfaya ne kaldı? 45 derece. Güzel. Eşkenar üçgenin özelliğini kullanmaya devam ediyoruz. Mükemmel bir özellik bak. DE paraleldir AC'ye. Bugün bu paralelliklerden de ilerleyeceğiz hazır ol. AD ile BE'nin toplamı 8. Bir dakika. AD'ye X diyelim. BE'ye Y diyelim. X artı Y'yi soru bana vermiş 8. Hocam paralellik verdi onu kullanmadın. Şöyle gösterdim paralelliği. AC X istiyorsun. Bir dakika. AC'ye X diyorsan eğer ben şuna A artı B diyeyim. Hiç ortalığı da karıştırmayalım. Şurası A. Şurası B olsun. AC uzunluğuna X diyeyim. Biz A artı B'nin 8 olduğunu biliyoruz. Peki paralellik var. Eşkenar üçgen var. Hocam bura 60. Bura 60. Şunlar yöndeş açıdan 60. Bu da yöndeş açıdan 60. Olmaz mı? Ben sana soruyorum. Olur hocam. E bu da şurada iki eşkenar küçük bir üçgen daha elde etmedik mi paralellik boyunca? Şunu asla unutma güzel arkadaşım. Eşkenar üçgenin içerisinde bir paralellik çektiysen başka eşkenar üçgen nerede oluşur? Bunu bugün kural olarak da vereceğim. Rahat ol. Hocam burası eşkenar, burası B, burası B. A artı B'yi sen 8 vermiştin hocam. X'i istiyorsun, o da 8. E doğru cevap E seçeneği. 3 biter, gönder gelsin. 4. Yine bak açıdan faydalanacağım. Nasıl faydalanacağız? Gel bakalım. Şurası 120. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece. Anam dalga çıktı bir anda. Deniz coştu bir anda. Şurası 60 derece hocam. Güzel, o orada dursun. Hocam burası kaç derece? 14. Tamamı kaç derece hocam? 14. 8'ini kullandık. Geriye kaç derece kalır hocam? 6, 8, 14, 6. Hocam bak bunun tepe açısı da 60. Soru bana söylese de söylemese de burada nasıl bir üçgen elde ettim ben? Eşkenar üçgen. 6, 6, 6. X eşittir 6. Aslında soru bana çaktırmadan paralellik veriyor. Paralellik varsa yine söylüyorum eşkenar üçgenin içinde eşkenarlar vardır. Tamam mı? Şimdi bir yerden diklik çekmiş. Hemen baktık bak şu dikliğin olduğu bölgeye. Diklik varsa eşkenar üçgende özel üçgen vardır. Yani 60 30 özel üçgeni. Anam dalgalar bir anda da durdu. İlginç şeyler oluyor. Evet. Şimdi 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısında ne yazarsın? 10 yazarsın. Eşkenar üçgen burası 12 ise hocam burası da 12. 12 aslında 10 artı x ise x'in cevabı demek ki kaç eşit? 2. Bir soru daha bitti. Bak bunu ikizkenar üçgende yapmıştık dün. Hatırlıyor musun? Hocam yağmurdu, çamurdu ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey yok. Gerekirse döneceksin, izleyeceksin ona bir daha bakacaksın. Bunu ikizkenar üçgende çok benzerini şöyle yapmıştık. Şimdi verilen ifade var. Bir de eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgen bir dakika. Bunu keçeliyle çizelim biz. Eşkenar üçgenin yerini bir tespit edelim. Neresi? ABC eşkenar üçgen. Yani şuradan şuralar bize bir eşkenar üçgen oluşturuyor. Bu oluşan eşkenar üçgende ne yapmamı beklersin? Dersin ki hocam dikimi atalım. Tıpkı ikizkenar üçgende attığımız gibi. Atılan dikme tabanı ne yapardı? Tam ortadan ikiye bölerdi. Nerede? Eşkenar üçgende de. Çünkü eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda neydi? Kenarortay ve açıortaydı. 8 ise şu parça nedir 4? Şu parça nedir 4? He, şu küçük parça 2 kalır hocam. Şuradan şurası 4'tür hocam. Peki bir şey daha söyleyeyim. Eşkenar üçgende diklik varsa özel üçgen vardır. 30-60 özel üçgeni. 30'un karşısında kaç yazıyor? 4. Artık 90'ın karşısında kaç yazarsın? 4 kök 3. Buradaki dik üçgeni görmezsen gözünden şüphe ederim ben senin arkadaş. Burada bak hipotenüs kuracağım yine. X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Şuradan 16 çarpı 3'ten ne geldi? 48. 2'nin karesinden 4. Şurası ne yaptı? 52. X kare 52 ise X eşittir. Kök 52. Her tarafın kare kökünü aldık. Bir dakika ya bu 52 dışarı çıkabiliyor mu diye kontrol ediyorum. Nasıl dışarı çıkar 52? 16 çarpı, yok 16 değil ya. 4 çarpı 13'tür. Onun da cevabı 2 kök 13. Doğru cevap E seçeneğidir dedim.
Onu da bitirdim. Gönler gelsin dedim. İkinci adım güzel arkadaşım. Şimdi geldik ikinci adıma. Allah, yanlışlıkla ekranı kapattım. Kayıt gitti be. Ama devam edeyim. Hop, yanlışlıkla ekranı kapattım. O yüzden tekrar geldik buraya. Eşkenar üçgenin yüksekliğinden bahsedelim şimdi. Bu yüksekliğin özelliği nedir? Şimdi bakalım. Eşkenar üçgenin üç köşesinden çizilen yüksekliklerinin her birinin uzunluğu birbirine eşittir. Ve hatta biz bu eşkenarın yüksekliğini çizince buradan 30-30-30 oluşmuyor muydu? Oluşuyordu hocam. Peki buradan dikme atınca, yani yüksekliği çizince, burada da 60 olunca burada özel üçgen olmaz mı? Olur. Peki hipotenüsü A ise, yani 90 derecenin baktığı A ise, 30'un baktığı kaçtır? Onun yarısıdır, A bölü 2. Yükseklik de A bölü 2'nin kök 3 katıysa A kök 3 bölü 2 olur. Biz de ispatı yapar mıyız seninle birlikte? Yaparız. Orası nedir? A kök 3 bölü 2'dir. Az önce deminden beri çözdüğümüz mevzu yine burada da var. Eşkenar üçgenin uçlarına eğer bir dikme atıldıysa 30-60-90 üçgeni oluşur. Bunu bir daha kullanacağız sorularda. Aman diyeyim, unutma. Şimdi gel bakalım. Yalnız sineklerden de, sivri sineklerden de zar zor kaçıyoruz arada. Birinci soru. Eşkenar üçgende ne çizmiş? Yükseklik çizmiş. Neyi vermiş? Kenarın birini. Hocam burası 60, burası 30. 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı onun yarısı olan 3. O zaman 30'un karşısının kök 3 katı neyi verir? 60'ın karşısını verir. 3 kök 3. Oluyor mu? Olacak. Gönder gelsin. Bak ne yapmış? Hocam az önce senin söylediğin mevzu. Herhangi bir yerden dikme atmış. Dikme attıysa ne oluşturmaya çalışıyor? Özel üçgen oluşturuyor. Bak burası 60, 90 var. Hocam burası 30. Bitti. Özel üçgen oluşturdu sana. 30'un karşısına kaç yazdı? 4. 90'ın karşısına kaç yazarsın? 8. 60'ın karşısını kurcalama. Bir kenarı da vermiş sana 12. Al burası 12. O zaman x artı 8'in cevabı 12 ise x'e ne kalır? 4. X'in cevabı 4'tür dedim. Vurdum cevabı. Yeni soru. Yine aynı şey var bak. Herhangi bir yerden dikme var. Eşkenar üçgende herhangi bir yerden dikme varsa güzel arkadaşım, soru bağıra bağıra diyor ki özel üçgen, özel üçgeni gör kardeşim. Gördün mü? Gördüm. 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısını nasıl bulursun? Onu kök 3'e bölersin, 2. Peki 90'ın karşısı gerekli mi bilemedim. Yine de 4'ümü yazdım. Hocam gerek yoktu. Hipotenüs, pardon. Kenarlardan biri 8'di. 8'imi yazdım. 8 eşittir bu sefer 2 artı x'e. Biz x'i yine bulduk. Buradan 6'ya. Doğru cevap. Tas tamam 6'dır dedim. Bir soru daha, bir adım daha bitti. Son 2 adıma geldik. 3. adım çok önemli. Hocam bekle ya. Bekle, acelen ne dedim ben sana. Gel 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 gel. 2. adımın özellik sorularını bakalım beraber. Şimdi soruya bakıyoruz beraber. Şurada 6 var. Burada x var. Burada yükseklik var. Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgen varsa, yükseklik varsa 60 vardır, 30 vardır. Alnımı ısırdı. Yemin ediyorum alnımdan söke söke kan aldı. Yemin ediyorum. Değdiği anda yakıyor böyle. Yakarca mı lan bunlar yoksa? Ay, bak denize önemli. Giriyorlar ya. Allah Allah. Biz burada ceketlerle oturuyoruz arkadaş. Tam o kadar soğuk değil ama. Dünkü yağmuru düşününce değil mi? Sen de buradaydın. Sen de buradaydın. Şimdi 90'ın karşısında kaç yazıyor? 6 yazıyor hocam. O zaman 30'un karşısı 6'nın nesidir? Yarısıdır, 3'tür. Aa, soru bitti. Bu kadar kolay da gelmesin bu hocam. Ama yükseklik anlatıyoruz. Şimdi hocam eşkenar üçgen mi eşkenar üçgen? Burası kaç? 60. Burası kaç? 30. Neden? Burası 90 olduğu için. Peki soru bana 90'ın karşısını vermiş. 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı. Onun da kök 3 katı bize neyi verir? Hipotenüsü. Hocam ben bu formülü kullanacağım. Abi ne gerek var ya? A'yı 4 vermiş. Bunu yazdığında da buradan 2 kök 3'ü biliyorsun da şuradaki dik üçgen sana bütün soruları çözdürür. Ben o tarafa pek girmeni tavsiye etmiyorum. Ha, kolay geliyorsa oradan da devam et. O da ayrı mevzu. Herhangi bir yerden dikme çizilirse eşkenar üçgende bil ki özel üçgen geliyor. Burası 60 eşkenar üçgenden. Burası 30. Güzel, elimizde bunlar var. Hocam burası 6. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ise her yeri 6. 6, 2. Şuraya kaç kaldı? 4. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 30'un karşısının kök 3 katı 2 kök 3. O da bizim aradığımız x değeridir. Haydi bakalım 4'ün soru. Hocam eşkenar üçgen dikme atmışlar. Bağırıyor soru, bağırıyor. Diyor ki özel üçgen. Gel kardeşim o özel üçgeni çiz. Nerede o? Şurası 60. Nerede o? Şurası 30. Şimdi düşünüyoruz yeniden. 60'ın karşısı 3 kök 3. 30'un karşısını bulmak için kök 3'e böldün 3. 2 ile çarptın, hipotenüsü buldun.
Peki buranın tamamı bize bir tane kenar uzunluğunu vermez mi 8? Verir. Yani BC uzunluğu burası 8. 8 neye eşit? X artı 3'ü. X neye eşit? 5'e. Nerede o cevap? Burada. B seçeneği. Bir soru daha bitti. Gömdük onu da tarihin derinliklerine. Hocam bu soruyu farklı yolla çözeceğiz herhalde. İkiz kenarda öğrendiğimiz bir yol vardı. Onunla çözeceğiz herhalde. Aslında onunla ama ne gerek var? Bak şimdi bir de böyle çözmeyi dene benimle birlikte. Şurasını bulur muyum? Bunlar belli değil mi? Dikmeler atmışım. Eşkenar üçgende dikmeler varsa özel üçgenler vardır. Burası da 60, burası da 60. Şurası da 30, şurası da 30. Doğru mu? Doğru. Şimdi yola devam. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. Yani ne gelir? 2 kök 3 gelir. Peki, pardon, 2 kök 3 gelir mi? Yarısı olur mu? Kafa karıştı. Kök 3'e böldüm, 4 gelir hocam. Peki, bıraktım onu. Onu bıraktım. Geldim 90'ın karşısı nedir? 2 katı 8'dir. Güzel. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı onun 2 katıdır. 4'tür. 8, 4 ne yaptı? 12. Burası ne yapar? 12. Burası ne yapar? 12. X buradan ne gelir? 8 gelir. 8, 4 daha 12 yapsın diye. 2 ile topladığında 12 yapması için Y'ye de 10 yazarım. İkisinin toplamı arıyorum. 10, 8 daha. Tas tamam 18'dir. Bir soruyu daha burada bitirdik. Haydi bakalım. 5'in soru biter. Günün ÖSYM sorusu. Peki bununla ilgili, yükseklikle ilgili ya da herhangi bir dikme ile ilgili ÖSYM'de nasıl soru gelir? ABC eşkenar üçgen. Park ve parkın içinde bulunan bir doğrusal yürüyüş yolu veriliyor. Diklik verilmiş. 22 metre, 1 metre, 20 metre verilmiş. Parkın çevresi soruluyor. Arkadaş, park bir eşkenar üçgen ve buradan bir dikme mi atılmış herhangi bir yerinden? Ya diyor ki, bağırıyor soru. Özel üçgen, özel üçgen. Yaklaştım. Burası 60, burası 30. Yeşil üçgen de yalnız ha. Sarı bir üçgen değil. O sarı bir yol. Ona kapılma. 90'ın karşısı 20. 30'un karşısı nedir? 10'dur hocam. Peki ben sana artık bu kenarı sorabilirim bence. 22. Bir birim daha 23. 10 daha 23 metre. Burası eşkenar üçgenin herhangi bir kenara... Bir dakika, 33 metre. Yani ne 23? Onunla topladık ya. 33 metre. Her biri kaçar metre olacak hocam? 33 metre. Peki biz parkın çevresini arıyoruz. 3 ile çarptık. 99 metre. Doğru cevap E seçeneğidir dedim. O zaman ne diyoruz? Üçüncü adımla yola devam diyoruz hocam. Bak, üçüncü adımı ben sana aslında nerede anlattım? Gel 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 gel. Geçmeden önce hemen bir hatırlatayım. Hocam sen bana dedin ki ikizkenar üçgende sana bir özellik vereceğim. Hocam dedin ki şöyle bir özellik var. Biz taban üzerinde herhangi bir nokta seçersek, taban üzerinde herhangi bir nokta seçiyorum. Bu P noktası olsun. Köşelere indirilen, ikizkenarlara indirilen uzunlukların toplamı ile ilgili hocam biz şu kuralı biliyoruz. Burada x, burada y olsun. Eğer bu x, y'yi biliyorsak şurada ikizkenarın yüksekliği de buna nedir? Eşittir oradaki parçaların toplamına. Sen bu kuralı biliyorsun. Şimdi sana diyorum ki eşkenar üçgende. Gel bunu tabanın üstünde seçmeyelim. Gidelim eşkenar üçgenin herhangi bir iç noktasında, P noktasında seçelim. Ya da iç noktası da olmak zorunda. Köşelerde de olabilir ya da iç noktada, hiç fark etmez. Köşelere indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı yine yüksekliğe eşittir. Yok artık hocam, nasıl eşit olsun? İspata bak, izaya gel. İspata bak, izaya gel. Şimdi P noktasından tabana paralel olacak şekilde çektim. Kabul mü? Kabul. Şurası B uzunluğu mu? Kabul. Şu parçada B olmaz mı? Olur. Yükseklikle aynıdır hocam. Peki dur. Şimdi şurada 60 dereceyken şurası paralellikten 60. Şurası da 60 olur mu? Olur. Hocam özel üçgen mi? Yok, özel üçgene girmeyeceğim. İzle beni, nereden geliyorum bak. Burası 60-60. Hem ikizkenar hem eşkenar üçgen denebilir mi? Denir hocam. Peki bunun üstünde benim seçtiğim herhangi bir P noktasından buralara dikmeler 60 mıyım? 60'ım. O zaman bu ikizkenar üçgende bu parça şuradaki iki uzunluğun toplamı mıdır? A artı C. Evet. Aşağıdaki parçada B ise üçünü toplayınca bütün yüksekliği, inanmıyorum. Efsane ispat hocam. Ama neredekine çok benziyor ikizkenar. Zaten ikizkenar özelliğini bilerek bu soruyu çok rahat çözüyorsun. Mesela gel hemen sorusunu çözelim. Artık ne oldu? Kavradık mevzuyu. Hocam 3 var, 4 var, 6 var. Eşkenar üçgen yazıyor. Şuradaki yükseklik 6 artı 4 artı 3'ten nedir? 13'tür. AH uzunluğu 13 birim. Soru biter. ABC üçgeninin çevresini soruyorsun. Sen bana içeride bir noktada eşkenar üçgende her yere dikmeler mi atmışsın?
O zaman diyorum ki gel kardeş, buradaki yüksekliği beraber buluruz. Nedir? Kök 3 artı 3 kök 3 artı 2 kök 3. Hepsini toplayınca ne çıktı? 6 kök 3. Peki sana sorum şimdi şu. Arkadaş, bu eşkenar üçgenin biz aslında nesini bulduk? Yüksekliğini bulduk. Peki bu yükseklik aslında 60-30 özel üçgeni değil miydi? Burası 6 kök 3 değil mi? Bir kenar uzunluğu. Kim bakıyor oraya? 60. 30'un baktığını bulmak için kök 3'e böldüm 6. 90'ın cevap 12. Bana bunlarla gelme. Bana bunlarla gelme. Çok kolay hocam. E bir adım bitti mi? E bitti, son adıma geçeceğiz ama bir dakika. O adımın da sorularını çözeceğiz. Nerede kalmıştık orada? Kaçıncı adımdayız? Üçüncü. Kitapta kaçın sayfalısın? Aç bakayım. Aç bakayım 86. Açtın değil mi? Benimle birlikte ilerliyorsun. 86'da 3. soruda. Ne verilmiş? 2. 6, 4. İçeride herhangi bir P noktası var. Eşken üçgen var. AH. Yükseklik isteniyor. Yükseklik nasıl bulunuyordu? Buradaki dikmelerin uzunluklarının toplamıyla. 12. Baktım. Vurdum. Geçtim. Yeni soru. Hocam eşkenar üçgen var. Diklik verilmiş bu sefer. Bak burayı verdim diyor sana soru. 8. Ne istiyor? X'i. E bir şey soracağım. Buradaki çekilen dikmelerin uzunlukları toplamı 8'e eşit olması gerekmiyor mu? 1 artı 3 artı X'in. E hocam burası 4. At bu tarafa. X'e kaç kaldı hocam? 4. O zaman X'in cevabı 4'tür dedim. Bir soruyu daha bitirdim. 3. soru. Bu sefer bak. İçeride P noktasındaki dikmelerin uzunlukları var. Kimi istiyorum? Kenar uzunluğunu. Ya dikmeyi çekeceksin artık. Yani bunu ben söylemeyeceğim. Sen diyeceksin ki daha soruyu görür görmez. Hocam biz bu dikmenin uzunluğunu bulduk. Kaçtır o? Kök 3 artı 3 kök 3 artı 2 kök 3 5 6 kök 3 hocam. Peki nerede benim dik özel üçgenim bak. Şuradaki dikmelerim özel üçgenim nerede? Burada hocam. E ben bunu artık yazamaz mıyım? Yazarım. Söyle. Şurası 6 kök 3. Şurası 30. Şurası 60. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı onun kök 3 katı, kök 3'e bölünmüş hali 6'dır. Hipotenüs 6'nın 2 katı 12'dir. İşte bir soru daha bitti. Hatta bunun aynısını çözmüştük sanki değil mi? Hocam biraz daha değiştirdim. Yine kenarı istiyorum. Bence bu soru sende arkadaş. Aynısı. Bak tek yapman gereken şu dikmeyi atmak. Yani ben daha fazla yardımcı olmak istemiyorum. Dikmeyi attıktan sonra o nasıl bir dikme ya? Dışarıdan çektik dikmeyi. O dikmeyi attıktan sonra soru gerçekten bitiyor güzel arkadaşım. Dikmeyi attım şöyle. Şuradaki dik üçgende yükseklikten kenar uzunluğuna geçeceksin. Hipotenüse. Peki eşkenar üçgende bu özelliği sorsam. Az önce de söyledim. İkiz kenar üçgenle eşkenar üçgen aynı şey. Ondaki bütün özellikler burada da geçerli. Değil mi? E o zaman şuradaki parçanın uzunluğuyla şuradaki parçanın uzunlukları toplamı bizim A noktasından indireceğimiz dikmenin uzunluğuna eşit olur mu? Olur. O zaman burası x artı y mi? Evet. Şuradaki dik üçgene bakmanı istiyor. Bu dik üçgenin şurası kaç derece? 60. Şurası kaç derece? 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olan 3'tür. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. 3 kök 3'tür. Doğru cevap B seçeneği. Bir soru daha bitti. Reji, sayın reji, boşa gitsin istemiyorum. Kayıtta izledim ya. Böyle bir korktum. İçime bir ürperti geldi ya. Kayıtta sıcak. Ay mis gibi ya. Bir gel be. Gel şöyle bir şöyle bir su içelim. Bir kahve miymiş bu ya? Şuna bir su dolduralım artık. Şuna bir su koyar mısın ya? Bir durularsan. Şöyle gir kadraja gir. Seni de görsünler ya. Selam. Sıfırdan geometri. Dün ne ıslandık ama ya. Evet vallahi. Ya. Bir de giymiş fuduk ayakkabı. Dedim bak daha çıkarken yola dedim. Hava doldur ama bir yandan. Hava serin ne? Zaman geçmesin. Şarjı az. Üşümesin diye pofuduk ayakkabı giydik. Sonra yağmur bir yağdı. Ay, ama ben sana daha vıcık evden vıcık çıkarken vıcık. Dedim ki o dedim vıcık vıcık eve gidene kadar yere basıyor su çıkıyor. Yere, yalnız ben elimi vuruyorum sivrisinek ölüyor. Sivrisinek var bugün. Niye öyle ya? Çok yağmurdan sonra sivrisinek çıkıyor mu arkadaşlar ormanda bilemedim. Aa bak burnunuzu ısırmış. Şişmiş. E dedim ya az önce öldürdüm burada kan çıktı dedim. Böyle şişmiş burası. Çok şişmiş mi geçtik? Vallahi. O kadar şişmiş mi? Şişmiş, kızarmış, şişmiş. Tam 12'den vuruyormuş nerede? Şuradan vursa Hintli gibi olacaktım ha. Hadi bakalım. ÖSYM sorar sorusuyla yola devam. Nasıl böyle modumuzu değiştirdik hemen? Şimdi neredeyiz? Aşağıda çevresi 24 kök 3 eşkenar üçgen biçiminde bir yüzme havuzu ve yüzme havuzunun içerisinde bir P noktası veriliyor. P noktasında duran Şakir yüzecek ya. Sen de denizde yüzeceksin ne güzel. Abi yalnız siz işi bitirdikten sonra, sınavı kazandıktan sonra istediğiniz havuzda mı, denizde mi, karada mı, nerede yüzüyorsan yüz. Kum havuzunda yüz. AB kenarına ulaşmak için en az 3 metre.
Evet, belli, verilmiş. BC kenarına ulaşmak için en az 5 metre yüzmesi gerekiyor. Tamam, onu da yazım, çizmişiz, vermişiz. Şakir'in havuzun AC kenarına ulaşması için AC arası kaç metre yüzmesi gerekir? Soru en kısa mesafeden yüzmesi için burasıdır. Burası da X'tir. Nasıl bulacağız? Hocam çevre verilmiş 24 kök 3. Peki 24 kök 3 tamamıysa 3'e bölersem bir kenarın uzunluğu ne gelir? 12 kök 3. Şurası ne? 12 kök 3 hocam. Peki ben sana bir şey daha soracağım. Şuradaki yüksekliğe ben ulaşmaya çalışsam nasıl ulaşırım? Dik üçgen var hocam. Bu dik üçgende burası 60 hocam. Şurası 30. Peki 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı 10'un yarısıdır. 60'ın karşısı 6 kök 3'ün kök 3 katıdır. Kök 3 ile çarptım. Kök 3'ler çarpıldı 3. 3 kere 6'dan 18. Peki aynı zamanda bu 18 buradan indirilen dikmelerin uzunlukları toplamına eşitti. 8'i karşıya attım. X ne geldi? 10 metrene. X istemiyor muydun sen? 5 3 daha 8. 18. 6 kök 3. 18. Bir yerde işlem hatası yapmış olabilir. Alnım şişti ondan olabilir o. Şimdi ben toparlayacağım onu. Sen az bekle. Alnımın şiştiğinden oldu. Şurası 12 kök 3. Evet, 3'e böldüm. Bir dakika ya. 12, 24'ü 8, 3'e bölün 8 kök 3. Bazı arkadaşlar baştan dedi ki hocam sen ne yapıyorsun ya? Reji sen de mi katılsan sonra derse acaba başka zaman? Sorun yorumlara yazın. Evet. Reji ile beraber anlatalım dersi. Daha doğrusu ben anlatayım. Reji ile beraber sorayım hatta reji. Aynen. Öğrenci gibi. Siz ben, reji olun. Evet. Reji de sıfır zaten. Aynen ben nasıl? Geometride sıfır. Için soru sorayım burada. Aynen. Onlar adına sorular sor. Aynen öyle. Yapalım mı? Yorumlara yazın. Tamam. 90'ın karşısı 8 kök 3. 30'un karşısı 4 kök 3. Döndüm buraya bak buraları baştan yapacağız artık. O zaman 60'ın karşısı 4 kök 3'ün kök 3 katı hocam. O zaman burası ne gelir? 12. Bunları çarpınca 3 geliyor çünkü. Peki bu parçaların toplamı 12'ye eşit olacak. X artı 3 artı 5 8. Karşıya attım. X'e ne kaldı? Tas tamam 4. Doğru cevap B seçeneği. Ve geldik günün son adımına. Paraleller çizmeye. Eşkenar üçgende paralel çizilirse ne vardır dedim. Daha dersin başında söyledim sana. Dedim ki eşkenar üçgende paralel çiziyorsan arkadaş eşkenar üçgenler oluşur. Bak şimdi olaya. Bak şimdi olaya güzelliğine bak. Şimdi içinde herhangi bir P noktası seçildi mi? Seçildi. P'den E birleştirildi. Yani AB'ye paralel. P'den F birleştirildi. BC'ye paralel. P'den D birleştirildi. Nereye paralel? AC kenarına paralel. Bu paralellerin her birinin uzunluğu ABC olsun, toplamları bir kenar uzunluğunu verir. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz nedeniyle ilgileniyoruz. Bu paraleli uzat bakayım bana. Uzattım hocam. Şu paraleli de uzat bakayım bana. Uzattım hocam. Ben sana ne dedim? Paraleller varsa eşkenar üçgen vardır. Bak 60'ları taşıdığım yerlere dikkat et. Burası da 60 oldu. Burası ne oldu? Eşkenar üçgen. Şurası C ise, burası C ise, burası da C. Şurası ne? Paralel kenar. Burası nedir? C birimdir. Şunu da uzat bakayım bana. Uzattım hocam. Bak yöndeş açı 60. Yöndeş açı 60. Şurası da 60. Eşkenar üçgen. Bir kenarın uzunluğu A ise her bir parçanın uzunluğu A'dır. Şurası da bir paralel kenar. Burası B ise şurası da B'dir. A artı B artı C eşittir. Bir kenarın uzunluğunu bak. Burası da B. Burası da C. Burası da B. Burası da C. Bak şuradaki A'dan dolayı burası da A. Şuradaki A'dan dolayı burası da A. Her bir kenarın uzunluğunun A artı B artı C olduğunu ispatladım. İspatı bilmezsen, formülü ezberlesen bak vallahi bir şey olmaz. Farklı tipte soruda patlarsın. Tamam bu soruyu çözersin. Bir kenarın uzunluğu paralellik varsa, eşkenar üçgen varsa okuyacaksın tabii. Eşkenar üçgeni göreceksin. 7, 2 daha 9. Yazdın değil mi bunu? Bu kolay hocam. Bu da çok kolay hocam. Kolay. Neden? Çünkü paralellikler verilmiş. Eşkenar üçgen verilmişse şu vardı. X artı 3 artı 3 eşittir 14. Şurası 6. X'e ne kaldı? 8. Tamam bu da kolay. Buna da katılıyorum sana. Yemin ediyorum şuram çok acıdı ya. Çok şişti. Çok şişti. Çok acıdı. Allah. Şimdi ABC bir eşkenar üçgen. A köşesinden çizilen yükseklik 8 kök 3. X nedir? Şimdi ben sana bir şey sorayım. Paralellikler var. Eşkenar üçgen var. Biz aslında bir kenarı buluyorduk hocam. Yüksekliği bulmuyorduk. Karıştırma. Dikmeler atarsan yükseklik var. Bir kenar. X artı 4, 4 daha 8. Peki bu eşkenar üçgenin nesini vermiş soru aslında bana? Yüksekliğini. Aynı eşkenar üçgeni kenara çizdim. Yüksekliğini göstereyim. Daha rahat işlem yapalım diye. Şurası 8 kök 3. Burası kaç? 60. Burası kaç? 30. 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8. Hipotenüs 16. Hipotenüs 16 ya da
üçgenin bir kenarı, pardon. Evet, eşkenar üçgenin bir kenarı 16. X'e ne kalır? 8. Doğru cevap 8'tir. Burdun cevabı. Adımları, anlatımları bitirdik. Adımlar biter, anlatımlar biter. Ama eşkenar üçgenin son testi, son adım testi kaldı ki. Her ders ortalama 6, 9, 10, 4 adım yapsak 40 soru çözüyoruz minimum. 40 soru abi, 40 soru dillere destan. Bir de ispatlar yapıyoruz, daha ne olsun. Şimdi bak, bunu ispattan yapacağım lütfen ilk soru olduğu için. Uzattım hocam, eşkenar üçgen oluştu, 4, 4, 4. Paralel kenar oluştu, 3. Uzattım hocam. Eşkenar üçgen oluştu. 5, 5, 5. Burası 5. Topladım 3, 4, 5. Ne yaptı? 12. Neresi 12? Burası 12 hocam. Doğru cevap nerede? 12 E seçeneği. Anladık mı? Sıkıntı yok herhalde. Çevresi 36. Eşkenar üçgen paralellikler var. 36'yı 3'e böldüm. Bir kenar ne? 12. Burası 12. 12 neye eşit? Paralel parçaların toplamına eşit. Kenarlara çizilen paralellerin toplamlarına eşit. Şurası 8. Karşıya attım. X eşittir 4'tür. Doğru cevabı. Vurdum cevabı 4'e. Rehmet Tayfa. Nasıl gidiyoruz? Ben kaptırdım gidiyorum çözüyorum ama sen de benimle birlikte çözüyor musun? Soluklan arada. Derin bir nefes. Oh. Dünkü espriyi yapma. Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Ağaçlardan geliyor. Topraktan. Topraktan da. Aslında bu koku neymiş biliyor musun? Solucanların o suruymuş. Solucanlar ıslakta yukarı çıkıyorlar. Solucanlar bir koku yayıyor. Bildiğin solucanların, solucan mı? Kurtlar, kurt değil ya, solucan işte. Evet, toprak solucanları çıkıyorlar. Onların kokularıymış. Osuruyorlar yani. Hani toprak kokusu dediğimiz mevzu o. Azotu mu dışarı çıkarıyor, onu dışarı çıkarıyor. Hmm. Odur. Bilimsel. İlla, bilimsel. İlla, ya da sen yazıyorum. Neyse tamam. Öyle ya, yalan mı? Şimdi ben yine bunu ispattan yapacağım. Bak, bir kenarın uzunluğu 12. Uzat abi bunu. Uzattım hocam. Bak paralel kenar. 5'i yaz. Eşkenar üçgen. 5, 5. Yazdım hocam. Uzat hocam bunu. Paralel kenar. X burada. Nerede? Burada. Eşkenar üçgen hocam. X, X. Doğru mu? Bak soru bitti. Neden? Burası. Burası. Şu arkadaş da belli mi? Şu arkadaşı bulacağım. Daha onu bulmamışım. Onu da bulayım gelip. Şimdi şunu uzattım geldim. Paralel kenar. Burası 4. Burası da eşkenar üçgen, burası 4, burası 4. Yeşillerin uzunlukları toplamı bir kenar uzunluğuna vermiyor muydu? Veriyordu. O zaman x artı 4 artı 5 eşittir 12. Benim sana sorum var burada. Arkadaş, ispatı bilmesen nasıl yapacaktın? Sen illa o yeşilliklerin verilmesini bekleyeceksin. O yeşillikleri beklersen çok beklersin. Ancak yeşilliklerlerde ne yaparsın artık sen karar ver. X'in cevabı nedir? 3'tür. Doğru cevap 3. 3'ün soru 3. Tesadüf mü? Paralellikler verilmemiş. Dikkat et. Yani ikisi verilmiş paralelliklerin. Hocam be, üçüncüyü de versem ben x'i zaten bulurum. Ama dikliği vermişim. Dikliği nasıl kullanacağız? Bak şimdi ne yapalım. Hocam bize ne lazım? Paralellikler lazım değil mi? Paralellik işine girmeyeyim ben. Şuradan şunu çekeyim ne dersin? Çektim. Hocam burası 60 derece. Şurası da 60 derece. Kabul mü? Hocam burası 30 derece. Kabul mü? 60 2 kök 3'e bakıyorsa. 30'un cevabı nedir? 2'dir hocam. 90'ın cevabı nedir? 4'tür hocam. Dur. Şuradaki Allah. Yeşili sildik yanlışlıkla. Bir daha yeşili alayım gelin bir saniye. Yeşili alıyorum geliyorum. Şuradaki uzunluk paralel kenardan şuraya eşit mi? Eşit hocam. Şurası 3 mü? 3. Bak o 2'yi bir daha yazıyorum. Burası 2 mi? 2 hocam. O 2'yi de yazmış bulunduk yerine. Neresi 4 hocam? Bak şuradaki parça 4 mü? 4 hocam. Onu da yazdım. Devam et. Bak mesela burada eşkenar üçgen var mı? Var hocam. Şu parça kaç? 3. Şu parça kaç? 2. Burası da 2 hocam. Şu sağdaki 2, 3'e hiç gerek yokmuş bile. Bak kafanı karıştırmasın diye oraları geri siliyorum. Şurası kaç geldi? 4, 3, 7, 2 daha. 9. Neresi 9? Bir kenar 9. Alayı 9. Dur cevap B seçeneği. Vurdum cevap B seçeneğine. Gönder gelsin temiz havada. Zihinlerimizin oksijen böyle derinliklerine girdiğini. Yani en azından ben hissediyorum. Umarım sen de hissediyorsundur yalnız. Bir yudum su. İspatla çözmeye devam. Ne oldu? Hayırdır? Niye güldün? Üşüdün değil mi? Serinledim. Benim gibi böyle kıpır kıpır ders anlasın. Hoşuna giderdi. Eşkenar üçgende verilenlere göre BH. BH ne? Yükseklik. Ya şu paralelleri versen hocam. Yemin ediyorum bir kenarı buluruz cevaba gideriz değil mi? Vermiş adam ya. İspat biliyorsun sen. Uzat hocam bunu. Uzattım. Bak paralellik. 6 burası. Tamam mı? Uzat hocam bunu. Uzattım. Uzat hocam bunu. Uzattım. Paralellik. Şurası 2 mi? Eşkenar üçgen burası da 2 mi? 6, 6, 6. Eşkenar üçgen yazdın mı?
4, 4 burası. Eşken üçgen 4'leri yazdın mı? E hocam yeşillerin etrafını buldun işte be. Bir kenarın uzunluğu 6 artı 4 artı 2 ne gelir? 12. Ama 12 istemedim. Yüksekliği istedim. 12 Allah'tan seçeneklerde yok. Bak eşkenar üçgende çiziyorum dikliği. 60'ı yazıyorum. 12'yi buraya yazıyorum. Hatta ak kök 3 bölü 2 formülünü bilen yapıştırdı. Hatırlayan yapıştırdı. Ama ben ezberlemene gerek yok demiştim. 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3. Doğru cevap. D seçeneği. Bir soru daha bitti. Ve son sorudayız. Gerçekten. Ama son sorudayız. Son soru bir çizim sorusuyla noktayı koyacağız. Okuyalım sorumuzu. Çevresi 48 olan bir ABC üçgeni çiz. Çizeyim. Çevresi 48 olacak. Bir tane ABC üçgeni çiziyorum. Güzel de bir üçgen çizmeye çalıştım. Özendim. Çevresi 48 ise hocam, 3'e bölerim. Bir kenarı kaç santimlik bir üçgen çizdik? 16. Bunu onayladım. İçinde bir P noktası al. İçeride herhangi bir yerde P noktası aldım. Bunu da onayladım. P noktası her bir kenara paralel doğrular çiz. Çizelim hocam. Bak tabana paralel çizdim. Buradakine paralel çizdim. Çizdim tamamdır. Şuradakine paralel çizmedik. Oradakine de paralel çizdim. Şu P noktasının adını şuraya alayım. Tamam. ABC üçgenin kenarlarının kesim noktasına D, E ve F adını ver. Bunların toplamı nedir bana söyle diyor. Arkadaş sen benden dalga mı geçiyorsun? Ben buna X, buna Y, buna Z dersem o paralellerin toplamı X artı Y artı Z değil mi? O da 16 değil mi? İşlem yapaydık hocam. Yalnız bu soru var ya. Bak gerçekten bu işin mantığını bilmezsen ya da bu tanımı öğrenmediysen. Hani heyveye ezberledim. Paralellik varsa toplayacağız. Kenar uzunluğu çık. Çizeceksin, göreceksin. Ha bu formül bu formül. Bunu diyemezsen gelmez. Ama biz ne yapıyoruz? Her şeyi mantığıyla öğreniyoruz. Dedim ya sana sıfırdan geometri öğreteceğim. Bu ders bittiğine göre en önemli ana geldik. Benim kitap yanımda değil evde. Sıfırdan geometri kamp kitabımızın içindekiler bölümünü açıyorsun. Ve geliyorsun böyle gurur tablosuna. Ve diyeceksin ki hocam 11. gün. 11. günün bir özel adı vardı. Yan yana iki kazık, anlamayana çok yazık. 11. gün eşkenar üçgen biter. Bak yolumuza devam ediyoruz. Açıortay geliyor, kenarortay geliyor. Üçgenin yardımcı elemanlarıyla yola devam edeceğiz. Çok eğlenceli serüven devam edecek. Şöyle bir bakıyoruz. Moralleri bozmaya gerek yok. 35 gün bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Bitiriyoruz. Çok az kaldı hatta diyoruz. O zaman ne yapalım? Ben şöyle manzaranın tadını Aylin hocanızla çıkarırken sizler de böyle ödevleri yaptınız. Sizler de böyle rahatlıkla pencere kenarına mı geçersin artık? Benim kadar şanslı değilsin ama ben seni getiririm. Sen ne zaman istersen getiririm. Çok soğuk olursa getiremem. Hadi yalnız. Bir kahve yap da birlikte manzarayı izleyelim. Ben mi? Yok onlar da kahve yapsınlar. Birlikte manzarayı tamam. İzleyelim. Hadi beyler gençler. Beyler bayanlar. Efendim görüşürüz hoş bir sonraki de. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoş kalın. Biz daha burada bir turlarız. Bir de motorla gezeriz. Ay mis. İşimizi yapmanın verdiği gururla. Huzurla. Size olan borcumuzu da ödediğimize göre o zaman biraz artık kafa dinlendirebiliriz. Hoş kalın. Hoşça kalın.